kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte siyah yazmaya bir model yapacağız inşallah. İpim altın başağın 383 numarası. Bugün böyle bir yeşilim var. Mor, sarı ve kırmızı renklerimi kullanacağım inşallah. Modelimizin yapım aşamasına geçelim Allah'ın izniyle hanımlar. Evet hanımlar, aranın yapım aşamasına geçelim Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi ben daha önce de söylediğim gibi kesinlikle zürafa yapmıyorum. Bir tane zürafa yapıyoruz. Geri dönüyorum. Bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Tekrardan geri dönüyorum. Ve aşağıya iniyorum. Sinek kanadı yapıyoruz hanımlar. Böyle buradaki gözüktüğü gibi bir adet daha yapayım. Arasını tamamlayayım. Daha sonrasında yaprağın ve çiçeğin yuvasının yapım aşamasını birlikte yapalım inşallah. Evet hanımlar. Ben biraz modelimi başladım. Sizlere göstermek adına. Şöyle. Tekrardan buraya batıyoruz hanımlar. Evet, gördüğünüz gibi arasını 11 adet yapacağız bu şekilde. Ben arasını tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, ben arasını tamamladım ve geldim. Şimdi yaprağımızı oluşturmadan önce arasına bir tarafına 7 adet, bir tarafına 9 adet zürafa yapacağız. Buraya toplamda 7 adet zürafamı yapıyorum. Yedi adet zürafamı gördüğünüz gibi oluşturdum hanımlar. Şimdi çiçeğimin yuvasını oluşturacağım hanımlar. Tekrardan geri dönüyorum. Ve tekrardan yuvanın içine bir adet sık iğnemi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi sık iğnemi oluşturdum. Şimdi 6 adet pırpırımı oluşturacağım. 1 2 3 4 İpim koptu.
5 ve 6. pırpırımı da gördüğünüz gibi oluşturdum hanımlar. Şimdi ilk yapmış olduğum pırpıra geri dönüyorum. Çok sık yapmayın, çok da gevşek bırakmayın hanımlar. Şimdi ilk pırpırın içine bir adet küçük pırpır oluşturuyoruz. Bu şekilde. Diğerlerini üzerinden sık iğne ile gidiyoruz. Gördüğünüz gibi tekrardan baştaki zürafama geri dönüyorum hanımlar. Ve üzerine dönmüş olduğum başa bir adet pırpırımı oluşturdum. Eksilte eksilte gidiyoruz hanımlar. Model aslında cidden çok basit ama nasıl desem biraz uğraştırıcı. Açıkçası çok zevkle de yaptım diyebilirim. Tekrardan başa döndüm. Yine bir adet pırpır yapıyoruz. İğne ile yardım alabilirsiniz. Bakın buradaki gibi. Eksilte eksilte gidiyoruz gördüğünüz gibi. Tekrardan başa dönüyorum. Döndüğüm başa bir adet pırpır yapıyorum. Kesinlikle unutmayın. Modelin tamamını videoya çekeceğim. Yaparken benim gibi ilk defa bu modeli yapanlar vardır. Belki yapacak olanlar vardır. Açıkçası ben başlarken biraz zorlandım. Tekrardan başa döndüm. Ve bir adet daha pırpırımı oluşturdum. Bakın. Gördüğünüz gibi son pırpırımı da oluşturdum. Şimdi bir alta iniyorum. Sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. Fakat sık iğnelerimiz ciddi anlamda sık olmuyor. Biraz gevşek bir şekilde bırakıyoruz ki çekmesin. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde aşağıya doğru indim. Son olarak bir tane daha yapıyorum. Ve tekrardan yuvaya bir adet pırpır yaptım. Ve gördüğünüz gibi yaprağım oluştu. İpimi büyütüp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi yaprak kısmımı oluşturdum. Şimdi dal kısmımı oluşturacağım. Arkada çok uzun bir ipimiz kalmış. Onu keselim. Şimdi bir adet
pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın üzerine tekrardan geri dönüyorum. Üzerine bir tane büyük, bir tane küçük pırpır yapacağım hanımlar. Bu büyük pırpırım, yanına da küçük pırpırımı oluşturacağım. Gördüğünüz gibi küçük pırpırımı oluşturdum. Şimdi tekrardan bir adet daha yapıyorum. Dediğim gibi pırpırları bu arada yaparken elinizle destek vermeyi unutmayın hanımlar. Bir küçük pırpırımı oluşturdum. Gördüğünüz gibi burada 3 adet pırpırım oluştu. Şimdi tekrardan aynı pırpırın üzerine çıkıyoruz ve 3 adet pırpır yapacağım hanımlar. Bir, iki, üçüncü pırpırımı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Şimdi kendi boyutunda diğer yapmış olduğum pırpırın içine geçeceğim ve yanına bir adet pırpır yapacağım. Tekrardan aşağıya iniyoruz. Bakın bu şekilde ve bir adet daha pırpırımı oluşturuyorum. Evet hanımlar, şimdi tekrardan aşağıya iniyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Buraya 9 adet zürafamı yapıp geliyorum. Evet hanımlar, şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Şöyle şu şekilde göstereyim. Ben şu tarafı yapmadım. Şöyle şu şekilde. Burada 7 adet zürafa yaptım. Burada 9 adet yaptım. Şimdi çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim inşallah hanımlar. Başına 2 doladım. Bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan oluşturmuş olduğum pırpırın üstüne çıkıyorum ve 2 adet pırpır oluşturuyorum. Küçük.
böyle gördüğünüz gibi. Yanındaki pırpıra atlıyorum. Arasını çok gevşek bırakmayın. Bakın buradaki göründüğü gibi tekrardan üzerine bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Bu şekilde modelimizi tamamlayacağız. Evet hanımlar, yanındaki tekrardan pırpıra iniyorum. Gördüğünüz üzere. Çiçeğimizi bu şekilde oluşturacağız. Yapımı gerçekten çok zevkli bir model. Açıkçası ben bu modeli komşumda görmüştüm. Çok da severek başladım diyebilirim. Ama ayrıntılara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü en ufacık kaçırdığınız bir ayrıntıda modeli bozuyorsunuz hanımlar. Şu aralarını kesinlikle çok büyük bırakmayın. İğnenizle yardım alarak düzeltebilirsiniz. Bakın. Bu şekilde tekrardan aşağıya iniyorum. Gördüğünüz gibi hiçbirinin arası şey değil, büyük değil. İpimizin arkasını bir bağlayalım. Sıklaştırdık. Bunda özellikle dikkat etmeniz gereken detay dik olması gerekiyor hanımlar. Bu pırpırların tam orta kısmına yapmanız gerekiyor. Yoksa model sağa sola kayıyor. O da hiç hoş olmuyor açıkçası. İğnem çıkmış. Evet hanımlar, yanımızdaki pırpırımıza iniyoruz. Bakın dediğim gibi ara mesafeyi çok iyi ayarlayın. Şuraya kadar inip en son bitim aşamasını size göstereceğim. Evet hanımlar, şimdi size son bir detay göstermek için tekrardan kamera karşısına geldim. Buraya ufak bir böyle bu şekilde yapıyoruz. Daha sonrasında birinci, ikinci, üçüncü zürafamıza batıyoruz ve sık iğne ile modelimizi buraya bu şekilde birleştiriyoruz hanımlar. Ben şimdi ütümü basıp geleceğim inşallah. Diğer renklerimi de koyup ütümü de basıp ufacık bir ütü yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben modelimi tamamladım ve geldim. Şöyle renklerimi size göstereyim. Maalesef kameraya hepsini almıyor. Şöyle şekilde de kırmızım var. Biraz da yakınlaştırayım sizin için isterseniz. Şöyle. Şu şekilde yakınlaştırayım. Açıkçası ben modelimi çok beğendim. Ekran görüntüsü almak isteyenler için de bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Modelin böyle çok ağır gibi gözüktüğüne bakmayın. Cidden yapması çok zevkli bir model. Şiddetle tavsiye ederim hepinize.
Ekran görüntüsü inşallah almışsınızdır. Açıkçası ben çok beğendim. Ben bu yazmayı görümcemin kızına yapıyorum. İnşallah Allah nasip ederse cimcime seni alır takınacak. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara Allah kolaylıklar versin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.